Arkadaşlar sorunsuz duyuyorsunuz beni değil mi? Yok yok. Konuşmadım henüz ya bir. Dışarıya ses gitmesin diye bir iki bir yer kapattım da. Müzik fazla mı biraz? Peki. Biraz. Onu devamlı çalmayacak zaten. Birazdan kapatacağım ya. O giriş çıkış için kullanıyorum bunu. Yayın başlarken, yayın biterken. Tüm takımlara bakarız ya. Ne istiyorsanız konuşuruz. Transfer market elimizin altında. Buradan her şeye bakarız ya. Sesi bir tık arttırabilir miyim? Konuştuğum sesi mi? Zannetmiyorum ya. Maksimumda. Hadi müziği kapatayım o zaman, başlayalım. Ne diyorsunuz? Tamamdır. Kapattım. Bir de yayın biterken açarız. Çok güzel intro outro şarkısı ya. Bayılıyorum valla. Ay. Pape Musa Fall övmeyecek miyiz hocam? Bu şey değil mi ya? Mets'te değil mi? Şeyden giden. Senegal'den direkt Mets'e giden. 1.98 Santrfor. Dur bakalım. Doğru mu kalmış aklımda? Mets yazsak ama belki U18'indedir ya. Bilmiyoruz. Dur bakalım. Fall yazsak da 800 tane fall vardır. Bütün kabile üyeleri çıkar şimdi. Yok, bu şekilde fall yazıp bulmak kumda iğne aramak gibi olur ya. Hadi Mets olarak şansımızı deneyelim mi? Ben Balıkesirliyim. Ya İzmir'de doğdum sadece. Ama Balıkesirliyim yani. Budur ya. 2.03 yok bence fall ya. 1.98 fall. Zannetmiyorum. 2.03 olduğunu zannetmiyorum. Onuaç kadar uzun değil bu oyuncu ya. Çok izledim ya. Bence o kadar uzun değil. Yani. Ama inanılmaz bir hava topu hakimiyeti var. Yani şöyle söyleyeyim. 1.98 gibi değil. 2.50 gibi bir hava hakimiyeti var yani. Herhalde fazla mı sıçrıyor? Bir garip yani. Şu Serang de bu arada yani hakaret eder gibi olmasın da Avrupa'nın
Çukuru ya. Daha kötü bir takım yok Avrupa'da biliyor musun? Böyle düşüşün en dibini yaşayan futbolcular direkt buraya gidiyor böyle. Daha kötü bir takım yok Avrupa'da bence. Yemin ediyorum yani. Redondo'yu soran var. Redondo'ya Berat çok hakim. Berat çok beğeniyor Redondo'yu. Güzel anlatıyor Redondo'yu bayağı. Ben pek şey yapmıyorum. Onunla ilgili konuşmuştuk. Ben sadece hiçbir zaman boş kalmayacağını düşünüyorum Redondo'nun. Yani hiçbir zaman kontratsız bir şekilde kulüp beklemez herhalde. Futbol çevresi çok fazla çünkü. Aileden gelen bir futbol çevresi var. Yani her zaman ekmeği olur onun. Bakalım. Bu arada Dzeko ne oynadı ya? Adam hiç yorgun gözükmedi yani. Hiçbir maçın hiçbir anında böyle değişmesi gerekiyor gibi gözükmedi. Çok acayip. Bu arada Tahirovic yazmış Muhammed Özçelik. Tahirovic bu Farioli denilen hokkabazın beğenmediği oyunculardan Ajax'ta. Kadro dışı bırakmış satılabilir demiş galiba. 1.91 çift ayaklı. Orta koridorda her yerde oynuyor açıkçası. Yani sadece ön libero diyemeyeceğim. Tabii ki en iyi ön libero olması en mantıklı olan şey. Ama forvet arkası da oynuyor. Bir de çok soğukkanlı. Tam bir topçu bu ya. Yani sağ ayak dediğine bakmayın. Bu çift ayaklı. Siz bana güvenin yani. Bayağı bir. Şurada oynarken de izledim ben. Forvet arkasında oynarken de izledim. Tam bir tık yavaş kalıyor ama burada hiçbir zaafı yok. Yani 6 diye düşüneceğiz bu oyuncuyu. Gayet iyi bir oyuncu. Keşke gelse Türkiye'ye ama kalkıp da Fenerbahçe'ye gelsin falan diyemeyeceğim şimdi. Yani çok iddialı olur. O kadar da değil. Mesela bir Başakşehir yapsın. Ne bileyim Konya yapsın. Ya ne düşme hattı ne şampiyonluk hattı anladın mı? Arada olması lazım şu an Tahirov için. Yorumları okuyorum. Mourinho kendini güncelleyebileceğini düşünüyor musun yoksa bazı şeyler hiç değişmez mi? Mourinho'nun buna ihtiyaç duyacağını zannetmiyorum. Duymadan da kazanıyor çünkü kazanacağını. Parasal olarak. Para haricinde de egosu da başarılara doymuş bir adam. Yani kalkıp da aman futbol değişti ben de kendimi değiştireyim falan diye hiç zannetmiyorum. Yani hani böyle bir gereksinim ya buna ihtiyacı olduğunu zannetmiyordur. Hatta futbolun değiştiğine falan da ikna edebilmek kolay mı bilmiyorum. Ben zannetmiyorum. Bunlar çok büyük egolar. Yani. İşte en son bir Panathinaikos yapıp bırakır belki büyük ihtimalle. Yani. Fenerbahçe'den sonra. Beşiktaş için Şerendur isim ve Kasadiye isimleri geçiyor. Ya Şerendur Musrati varken ne gerek var bilmiyorum. Endur 6, 8 değil. O da çift ayaklı 1.90. Bakalım hemen. Çok iyi oyuncu, harika oyuncu da yani manası yok ki. Musrati giderse tamam hem yedeğini yazalım hem az keşke şu gelsin diyelim. Ama Musrati varken bu çocuğu ne yapacak? Demirege ne yapacak bu gelirse? Yani. Kasadiye'ye bakalım. Yani Kasadiye'yi 6 olarak mı konuşsak, 8 olarak mı? Bir de yani 2028'e kontratı var. Bayağı mı gözden çıkartmış bunu Chelsea? Ben zannetmiyorum ya. Olmaz herhalde ama. Fener'e Wouter Burger. Öyle bir söylenti mi var? Keşke. Bakayım. Bu adam hem 6 hem 8 mesela. Ne lazımsa o oluyor. İnanılmaz bir oyuncu. Yani. Keşke olsa öyle bir şey. Bu zannetmiyorum. Dzeko 32'de gelse demek ki evet tarihe geçecekmiş herhalde. Southgate için yeteri kadar güç kullanıyor derken Mourinho için çok sert olmanı neye bağlayabiliriz? Teşekkürler. Mourinho ile Southgate'in oyununun var ya siyahla beyazdan daha farklı bir kere. Southgate evet rakip kadar oynuyor diyorum ben.
Southgate takımını rakibe göre konfigüre ediyor. Yani hiçbir maçı overkill olmuyor. Yani overkill derken de neyi kastediyorum? Yani tek kurşun yetiyorsa şarjörü boşaltmıyor Southgate. Fark ettiyseniz turnuva boyunca İngiltere'deki hiçbir oyuncuda hiçbir yorgunluk emaresi yoktu. Devam eden maçlarda. Çünkü yorulmadılar. Hocalık mahareti bence bu. Yayın maç odaklı mı gidecek? Genel sohbet mi? Bilmem. Hepsini yaparız. Genel sohbet olur herhalde. Budget Bellingham kimi görüyorsun? Budget Bellingham Amir Richardson olabilir. Amir Richardson da 8 oynuyor garip. Yani bence Bellingham 8 bu arada. Ben onu 10 olarak görmüyorum. O yüzden aşırı ofansif bir 8. Dele Alli Regen'i gibi görüyorum Bellingham'ı. Tabii daha üstün, daha şey modeli yani. Generational diyeceğimiz tipte bir temsilcisi. Dele Alli'nin de işleri rast gitseydi hani tarihe geçecek bir oyuncuydu ama futbol hariç her şeye merakı var. O yüzden olmadı. İkinci yarı değişen nedir? Daha dinamik oyunculardan oluşuyor. İsmail'in girişi değiştirdi bence oyunu. Fred kahrı çekilen bir oyuncu. Yani takım 10 kişi Fred'i taşımaya çalışıyor. Ne manası varsa. Herhalde şey diyorlar. Sen çok şöhretlisin. Biz seni taşıyalım abim diyorlar herhalde. Hoca öyle istedi. Seni sırtımıza alalım. Sen de şöhretini saç sahaya böyle. Herkesin hoşuna gitsin. Aa ne kadar şöhretli futbolcu var. Helal olsun. Bunu nasıl finanse ediyorlar? Nasıl bir alım gücü bu? Helal olsun desinler diye Fred'i taşımaya çalışıyor 10 kişi. Fred çıkınca da 11'e 11 oldu maç. O yüzden değişen bu. Mourinho ile işimiz çok zor sportif olarak demiş. Relam Pago 1919. Bence de. Bence de. Hangi? Ha, Tim... Çam nasıl sizce? Çam'ın yerini konuşalım mı ya? Gerçi şimdi bir şeye dalınca da diğer mesajlara yetişemiyorum ama. Çam şurada. Bu arada bir dakika ekran görünüyor değil mi? Aynen. Çam şu arkadaşlar. Şurası. Yani yani çok en desteklediğim futbol anlayışı bu. Şu an bu tahtada gözüken. Çam bu. Yani buna ister şöyle diyelim. Bir saniye. Heh. İster şöyle deyin. Tamam mı? Geriye devrilen. Mesela bu Fenerbahçe'de Tadiç. Yani ben Fenerbahçe olsam Tadiç'in yeri burası. Çam bu. Hatta yazalım. Nerede? Bu siteye de bayılıyorum ya. Çam. Yalnız şöyle diyeceğim. Bir dakika. 60 dakika. Çam. 30 dakika. Bardi. Yani benim anlayışıma göre bu böyle. Burası. Bu da klasik pivot santraforumuz. Yani ya Weghorst ya Onuachu olacak değil mi? Ama şey ziyanlık olur. İkisi birden biri burada biri burada olmaz. Bunun biraz orta saha karakterli olması lazım bu oyuncunun. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu arada bunu böyle simetrik yapmaya çalıştım. İşin aslı şöyle. Bunlardan biri 6, biri 8 biliyorsunuz. Hangisi solaksa 6 solak diyelim tamam mı? Şu solak olsun şu an şu. Hadi yazayım ya. Solak 6. Böyle bir durum varsa bu adam aslında şuralarda oluyor ve şu da şöyle olacak. Bu adam şurayı asla geçmeyecek arkadaşlar. Şurayı asla geçmeyecek bu adam. Geçtiği anda direkt idari para cezası. Ya abartmayayım ama yani direkt idari para cezası yani. Burayı geçersen ayaklarını kırar dilendiririm seni diyeceksin. Tamam mı? Kemalettin Tuğcu romanlarına gider yapacaksın yani. Burayı geçmek yasak kardeşim. Sen iki stoperin arasına gireceksin diyeceksin. Her zaman buradan top alacaksın. Bunu yaptığı sürece tamam mı? Bu iki adamın ayağının iyi olmasına gerek olmayacak ve isimleri şey olacak. Nerede? Bir dakika. Neydi? Gabriel Paulista. Paulista. Bir de kim? Kolej mi yazalım? Kolej.
Hiç fark etmez. Bu adam bunu yaptığı sürece ve yani şu kategoride olduğu sürece bu adam bunların ayağının iyiliği hiç fark etmez. Tabii ki bu adamın formsuz zamanları olur. Bu arada Solak'la ya çok da şey değil ya. Yani hadi Solak demeyeyim de şunu nasıl siliyoruz bunu? Hadi Musrati diyeyim. Solak sağlak fark etmesin. Torpil yapalım Musrati'ye. Tamam mı? Bunlar da mesela Galatasaray bu bek hususunda bence aşina olmadığı bir şey yaptı. Ya bu beklerin hareket yelpazesi şöyle olmalı bana göre. Bir saniye. Bu bana göre demeyeyim. Gördüğüm kadarıyla böyle Avrupa'da. Yani dörtlü oynayan takımlarda. Benim sevdiğim ya da beğendiğim hiçbir şey yok. Onu bir daha hatırlatayım yani. Gas yani boy burayı şöyle kullanıyordu. Hani böyle kullanıyordu. Galatasaray sol bekleri de burayı böyle kullanır. Ama Jelert böyle oynuyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani Jelert bir de zayıf veya iyi değil Jelert'in. Halbuki böyle oynayan ya da böyle oynayan beklerin ters ayak yetkinliğinin de iyi olması lazım. Ama değil. Jelert sağlak. Yani Jelert aslında Galatasaray sağ bek diye tanıttı ama şurada olur. Şu şekilde. Yani alışkanlıklarına ters bir oyuncu. Ha belki derler Jelert'e. Kardeşim bundan sonra böyle oynama. Yani buraya doğru gitme. Düz git. Adapte olabilirse olabilir. Sonuçta Kuzeyli adam bunlar. Dik başlı adamlar değil yani. Telkin falan tutabilen adamlar ama bu Afrikalı olsaydı yani bana bunu yapma bunu yap dediğinde anladığı kadar uygulayacaktı bunu yani. Çok kolay olmazdı ya da Brezilyalı olsaydı. Yoksa Yeler'te bir kalite var ama Galatasaray'ın oyun formatıyla uyumlu bir kalite mi emin değilim. Biraz hadi mesaj okuyayım koptum gittim. Sondan mı başlayayım ya? En-Nesyri'yi Lille takımını izledim mi hiç? Robert Renan'a ben yorum yapamam. Yani Robert Renan 1.85 ya da 1.86 olması lazım. Olmaz. Yani Abdülkerim Bardakçı olur mesela. Tamam mı? O yerli çünkü. Sana bir yerli regülasyonunda avantaj sağlıyor. Başka bir yabancının oynayabilmesini sağlıyor. O adamın 1.84-1.85 olmasının sorunu bir sorun değil. Ama sen yani 1.87'den kısa yabancı oyuncu ben iyi oynadığını da görmememiz gerekiyor. Kötü oynadığını da görmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Olmaz hayal etmeyeceğiz işte. Olmaz yani. İmkansız. Ben konuşamam 1.86 yabancı bir stoperle ilgili. Olmaması lazım. Dünyanın en iyi stoperi olacaksa bile olmaması lazım böyle bir şey. Tadiç'in hiç Fenerbahçe'nin güncel stoper ikilisi Luan'la şey olması lazım. Beka olması lazım bence. Savic çok iyi stoper ama işte yaş ne durumda bilmiyoruz. Ne kadar başarılı olmak istiyor şu anda bilmiyoruz yani. Luan öldüyse o zaman ölmeyen diri bir Brezilyalı bulsunlar Solak yani. Eğer Bekao kalıyorsa bu arada Bekao'nun kalacağı da çok şey değil. Kırın için performansı hakkında bir şey düşünmüyorum. Düşünecek bir şey yok. Önerin var mı? Diri, Solak bir Luan. Ya bakmak lazım. Ama bak şu da olabilir. Boşu boşuna da konuşuyor olabiliriz. Yani Fenerbahçe BK'yı çok istemiyor gibi gözüküyor. Bence bu tandemin aynı dili konuşması kıymetli bir şey. Tamam mı? Hatta kaleciyi de dahil edelim buna. Bunların aynı dili konuşması bence değerli bir şey. Şimdi Fenerbahçe'nin kalecisi Hırvatça biliyor. Tamam mı? Boşnakça biliyordur birazcık. Belki Sırpça da biliyordur. Aslında bu üçünün aynı dili konuşmasını sağlamak daha muteber bir çaba bence. Benfica'dan Morato olabilir. Evet. Acayip uzun top atar Morato bu arada yani. Güzel.
BK böyle değersizleştirilecekse benim zoruma gidiyor ya. Çok iyi bir stoper bence. Üzülüyorum yani. Böyle kuyruğuna teneke bağlandı gibi bir görüntü var. Benim zoruma gidiyor. Kıymetli bir adam. Bir dünyada para verdiler. Yani bu kadar kolay değersizleştirilememesi lazım. Cannavaro'nun oynadığı yıl ne zaman? O zamana bakmak lazım. Benim futbolun değiştiğini iddia ettiğim bir tweet var. Tarihler var. Söylüyorum. Cannavaro şu an olmaz. O zaman olurdu. Çok iyiydi. Ben de bayıla bayıla izliyordum Cannavaro'yu ama şu an olmaz. Hayır. Çağlar değerlendirme dışı değil. Yerli çünkü. Yerlilerde değerlendirme dışı diye bir şey yok. Her şey olur. Yani 1.33 de olur. Sıkıntı yok. LCY2 mankeni falan da oynatabilirler yerli yani. Şey yok. U12. Emirhan Topçu yerli. Şimdi ben yerlilerle... Allah iyi yazmışsınız ya. Oğlum bayağı yazıyorsunuz. Nasıl yetişeceğiz bunlara ya? Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum ama ister istemez gözden kaçanlar olacak şimdi. Güzel olmayacak. Ben birini kıracağıma kafamı kırarım mantığında biriyim de. Öyle yani iyi niyetli kimseyi kırmak istemem. Biraz geriye gittim arkadaşlar. Ayıp olmasın kimseye diye. Dukanovic, Dukanovic şurada oynuyor. Şu bölgede oynayan bir adam. Ve şöyle bir dakika ya Dukanovic nasıl hareket ediyordu ya? Çizgili mi? Gidiyordu içeri mi? İçeri kat ediyordu diye hatırlıyorum ya Dukanovic. Tabii, Dukanovic içeri kat ediyordu. Şöyle gider. Yalnız çok pahalandı Dukanovic ya. Onun memleketlisi bir oyuncu aklıma geldi. Hiç beğenmem onu. Seat Haksabanovic diye bir çocuk geldi. O aklıma geldi. O direkt şöyle gider mesela. Şuraya kadar gider. Şuradan orta açar. Yani onu hiç beğenmiyorum Seat Haksabanovic'i. Ama Dukanovic iyi de orantısız pahalandı çok. O kadar başardı ki iyi olmadı yani. Keşke o kadar başarmasaydı. Dukanovic'i ben yazmış olmalıyım geçmişte ama bir bakalım. Yalnız ismini biraz değişik de yazmış olabilirim ya. Dukanovic diye deneyeceğim. Aynen. 25 Nisan 2023'te. Tabi bak Hamarby de oynuyor o zaman. Ama bir dakika zaten bundan önce Rabotnički'de miydi? Buduknost'ta mıydı? Öyle bir takımda olması lazım. Ben orada izlediğimi net hatırlıyorum. Tabi böyle yazınca olmuyor. Djukanovic diye alalım. Hani tövbe bir dakika. Nerede lan? Podgorica'ymış ya. Podgorica bildiğim kadarıyla benim dedemin dedesinin memleketi. Karadağ kökenliyiz diye biliyorum ama yanlış değilse. Çok çok başardı ya. Çok başarılı oldu bu çocuk. Artık bilmiyorum. Ne kadar doğru her şey ya bakar mısın? Ters ayaklı 1.84 oyun kurma meziyeti de var bu elemanın. Sadece bitirici değil yani. Bu çocuk şu hangi kategoride oluyor? Şuraya bakalım. Hem shooter hem creator olması lazım bunun. Ya infiltratorluk da var. Ya bu çocuk hem şut tehdidi var, hem gol şansı yaratan pas atma tehdidi var, hem top sürüyor. Ya hepsini 10 üzerinden 8'lik icra etmiyor ama yani geçerli. Geçerli seviyede baya. İnanılmaz bildirim geliyor. Nedir acaba? Bakmak lazım bir ara. Neyse burgeri kapatalım. Evet bakıyorum. Keşke İsmail Kartal kalsaydı bu sene arkadaşlar ya. Yani 6 istememe olayını düzeltseydi bu sene. Bu tur falan çok daha rahat gelirdi diye düşünüyorum ben. Yani çok daha rahat olurdu takım. Ama diyorlar ya Tadić, Leko, Kartal kalıyorsa biz yokuz gibi bir şeyler demişler. Eğer doğruysa bilemiyorum onları. Abi Prime Dele Alli mi Bellingham mı? Bellingham.
Üçlüde hocam, üçlüde 1.87 altı stoper tölere edilmez mi? Edilir. Hepsi 1.87 altı olsun üçlüde, bir şey olmaz ki. Bek olması lazım onların. O zaman şunu bir daha açayım, şu siteyi göstereyim. Bir dakika. Üçlüde hiç, hayda. Nasıl siliyoruz ya bunu? Ha. Üçlüde hadi şöyle olsun. Şunlar kırık bek zaten. Şunla şu kırık bek. Kaleci de koyalım. Yani bekim bu üçlüdeki şeyleri yazacağım size, bak. Bir dakika. Ya benim görüşüm bu. Gördüğüm kadarıyla böyle demek istiyorum yani. Bak Inter'de, benim için üçlüde referans takım Inter bu arada. Inter'de şu 1.78. Şu 1.77. Lan. Şu 1.72. Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Dumfries, bu 1.89 olması lazım. Bu kısa olabilir bu arada ya. Şu 1.70 de olabilir bu. Üçlülerde böyle bir şey yok yani. Onu da söyleyeyim. Ama daha güvenli tabii büyük olması. Bu kimdi ya? Unuttum. Bakalım. Ceylim mi ismi vardı? Nasıl bir isim vardı oradaki adamın? Hmm, Dimarco. Dimarco'nun boyu 83 falan mıydı? Aa, yok lan, bu maskara ya, biliyorum ben. Şeyde de, Euro'da da 8 kilo bıraktı her maç. Rezalet. Dur. Şöyle bir adamı. Neyse yani, adam kötü. Oyundan dolayı demiyorum. Çok kötü futbolcu bence yani. Ya da öyle demeyeyim. Ben olsam almam diyeyim. Kimseye kötü demeyelim. Neyse, biraz yorum okuyayım. Bunaldım. Bakalım. Fred'in yanına Berge nasıl olur? Berge mi Rios mu daha ideal olur? Fred'in yanına. Lig değil, Avrupa için konuşuyorsak Fred'in yanı, arkası, önü diye bir şey yok. Fred yok çünkü. Fred olmaması lazım. O yüzden bana sorarsan aslında şöyle, Rios. Yani Rios 8. Hiçbir altılık şeyi yok Rios'un. Rios 8. Şurada da Berge olur. 6 olur. Şöyle olur. Şurada Tadiç olur. Şurada Nesiri. Nesiri. Şurada şurada 60-30 paylaşma yeri burası. Şimanski, İCK. Burada kim? Bir saniye şey. Fener'in sol tarafta kafa duruyor bazen. Ha şey, bu Arabistan'dan gelen, ismini anmak istemediğim oyuncu, Maximin midir nedir? Ben Oğuz Aydın yazacağım oraya. Maximin'i hiçbir ideal kadroya yazmak istemiyorum. Oğuz Aydın. Ha, böyle olur ligde herhalde. Ya ligde demişim, pardon, Avrupa maçlarında. Ligde yani 8 solak şurada olur. Fred dediğiniz arkadaş burada olur. Burada da İsmail oynar. Çift 8 oynarlar. Ne gerek var bilmiyorum. Türkiye Ligi'nde 3 orta sahaya ne gerek var bilmiyorum. 2 tane bence fazla fazla yeterli yani. Chat'i ihmal etmeme. Full chat'teyim ya. Nasıl ihmal edebilirim? Direkt chat'ten gidiyorum. Kendim bir doğaçlama yapmıyorum ki. Nesiri sadece bitiriyor arkadaşlar ya. Şey değil. Yani bence top tekniği de fena değil. Hani böyle çok mecbur kalırsa geriye gelir diyeceğim. Hani ama gerek yok ya, bu adamı bu kutudan çıkartmaya gerek yok. Gelene yapıştırıyor çünkü. Yani sağ ayak, sol ayak, kafa bir şekilde vuruyor bunu, içeriye atıyor yani.
Safkan bitirici. Ceko da öyle ama Ceko'nun şeyi de çok yüksek. Oyun zekası da çok yüksek. Geriye geldiğinde yani Tadiç kadar oyun kuruyor adam. İnanılmaz bir futbol şeyi var. Deminki maçtı. Şuradan şuraya top attı ya. Gördünüz değil mi? Şuradan şöyle top koydu 90'da. Hayret bir şey ya. Adam 38-39 yaşında nasıl yapıyor bunları anlamak mümkün değil ya. Mustafa Erhan Hekimoğlu mu? Beşiktaş'taki. Ben olsam Beşiktaş'ın yerinde Semih'e PR yapacağımı Mustafa Erhan'a yaparım. Daha kolay bir şekilde daha büyük paraya ulaşırlar çünkü. Yani. Oğlum çok yorum var. Vallahi nasıl bitireceğiz bunları ya? İnanılmaz fazla yorum geldi ya. Hepsini okuyorum ama bir dakika. Abi ileride 2,5 yaratıcılık olsun diyorsun. Tamam. Başka takım geneli toplam şu kadar olsun dediğin özellik var mı? Mesela şu kadar Grand Blocker, şu kadar Distributor. Distributor dediğin Playmaker zaten bir tane yetiyor arka tarafta. Ama mesela Beşiktaş senelerce bir tane bile olmadan oynadı. Başarılı da oldu. Atiba Distributor değildi. Atiba Ground to Air Blocker Filterman'dı. Yani nerede? Heh, bir de buna Filterman ekleyeceğiz. Her şey vardı Atiba'da. Full böyle burası. Ay, olmazsa olmaz diye bir şey yok. O zaman 8 biraz daha pasör olabilir. Yani oradan dengeleyebilirsin. Yorumlara bakıyorum şu anda. Çok arkadayım ama ya. İmleç yarıda şu anda. İnanılmaz ya. Polonyalı oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Çok çift ayaklı var ve boylu poslu adamlar tam yatırım yapılacak millet gibi. Evet, hoca yetiştiremiyorlar. Yani en büyük sıkıntıları o. Bana sorarsanız futbolcu yetiştirdiği kadar teknik direktör de yetiştirebilmesi lazım bir ülkenin. Yetiştiremeyen ülkelerin hali ortada işte. Hollanda çok kötü. Bakmayın hani bu Euro da iyiydi ama ben iyi olacağını da söyledim. Final oynar demiştim zaten. Ama yani Koeman'a rağmen oynar demiştim. İnanılmaz kötü. Hollandalı böyle genç ve ümit vaat eden bir teknik direktör yok. Bu ne anlama geliyor? Yani oyunu değiştiremediklerini, hani güncelleyemediklerini anlatan bir şey bu. Aynı durum Polonya'da da var bence. Teknik direktör yetiştiremiyorlar. Ama oyuncular evet yatırıma değer. Yani bir Avrupa takımına Polonyalı oyuncu alınır. Ama milli takımları çok kötü. Bence bu Euro'nun en kötü milli takımı Polonya'ydı mesela. Yani uzak ara. Bayağı bir aşağı indiriyorum şimdi. Bugün Krunic yerine Bartu oynasa fark yaratır mıydı? Yaratırdı. Aleyhte bir fark yaratırdı. Yani iyi olmazdı hiç. Bartu ligde oynar. Eğer Fenerbahçe üçlü oynarsa üçlünün önünde altılık yapar. Yani 3-5-2 olursa taktik altılık yapar. Dörtlü de Bartu mu neyse olmaz yani hiçbir şekilde. Ya olursa görürüz ne olacağını. Ya ben olmaz diyorum diye olmaz değil. Görürüz ne olacağını olursa. Chat'i yavaşlatayım mı? Oğlum böyle şeyler bana saygısızlık gibi geliyor ya. İnsanlara susun der gibi. Kırıcı olmaz mı ya? Ses az değil bildiğim kadarıyla. Ses gayet iyi diye düşünüyorum ama. Uf, Dimarco 500 tane Dimarco yazmışsınız o helal olsun. Antrenörlük lisansım var mı? Takım çalıştırmayı düşündünüz mü hiç? Benim dünyada en yapamayacağım iki iş. Biri öğretmenlik, biri teknik direktörlük olurdu herhalde. Mümkün değil yapamam yani.
Kötü bile olamam. En kötü de, en kötü diyecek kadar bile iyi olamam, o kadar söyleyeyim yani. Benim scoutluk lisansım var. Hem Y Scout'tan var hem de İngiltere Futbol Federasyonu'ndan var. Ama eğitim olarak üniversite şeyden mezunum. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü mezunuyum. 4 yıllık İngilizce müfredat okulum zaten. Bir de zorunlu yabancı dil vardı. İspanyolca biliyorum üniversiteden dolayı. Hiçbir fikrim olmayan tek dil Fransızca. Ne duyduğumu ne okuduğumu hiçbir şey anlamıyorum ama Portekizceyi falan, İtalyanca'yı böyle anlayabiliyorum yani. Bakalım yazdıklarımıza. Rios'u artık almamak lazım arkadaşlar ya. Adam bak, Ocak'ta 1,1 milyon euroya aldılar. Yanlış hatırlamıyorsam Palmeiras. Mart'ta galiba 7 milyon istemişler bir Serie A takımından. Şimdi 20 milyon istiyorlar. Benim gücüme gider yani bu kadar kâr ettirmek. İnanılmaz ya. Biz alalım o herifi Guarani'den. Guarani'den mi geldi hatırlamıyorum ama. Paraguay'daki çoğu oyuncu Guarani'den çıkar. Bakalım. Rios. Palmeiras zaten söğüşçü ya. O söğüşçü dükkanı gibi takım yani. Müthiş satışlar yapıyorlar. Oo, bir dakika. Paraguay ne alaka, adam Kolombiyalı zaten de şey. Ha, takımın ulan Guarani'yi tutturduk. Ne hatlar karıştı ya. Brezilya takımı. Hiç şey, Kolombiya geçmişi yok adamın. Vay be. Valla 10 milyona kimse alamaz şu an bu adamı. Bir de buna Berat'ın yayınında çöp falan dedi birisi. Yuh. Bu çöpse yani çöp olmak iyi bir şey o zaman. Hep çöp peşinde koşalım bundan sonra. Felipe Relvas. Relvas 1,87 var mıydı? Varsa yapalım. 92. Yapalım o zaman. Felipe Relvas. Solak mıydı Relvas peki? Tam hatırlayamıyorum. Solaktı galiba. Evet, yani nasıl diyeyim? Ya bana uyar Relvas. Çünkü şey, şimdi taraftar diyecek ayağı kötü falan. Evet, ayağı iyi değil. Ama Musrati varken ayak iyiliğine ihtiyaç yok bana göre. Bunu anlatmak mümkün değil taraftara. Bana uyar Relvas. Paulista'nın yanına. Aynı düzeyde Paulista ile ikisinin ayağı. Aynı stil. Bence iki stoper birbirini tamamlamamalı. İkisi de birebir aynı olmalı birbirlerine. Aynısı olmalı. Biri solak, biri sağlak. O anlamda iyi iş olur bence. Paulista ile Paulista'nın solağın aynısından solak bir tane koymuş olurlar. Ben desteklerim böyle bir şeyi. Yani. Nesiri bitiricilikte Icardi ile yarışır mı? Hayır ya. Bence Icardi'nin daha iyi bitiriciliği. Kamavinga 1,82, ne düşünüyorsun? Kamavinga'nın sol bek olduğunu düşünüyorum ben. Sol bek değilse de 8'dir. Olabilir. Sıkıntı yok 1,82 olmasında. Ama 6 değil. 6 olsaydı 1,82 6 olmaz derdim. Zaten 6'lık yapmıyor adam. Yerinde duramayan bir adam. Nasıl 6 olsun? Olmaz yani siz. Hani olmaz öyle bir şey. Nesri, Dzeko aynı anda oynar mı? Bence oynamaması lazım ya. Gerçi bu Dzeko'nun arkaya devrilmeleri çok güzel. Yani hani bir dakika, blok engellememiz gereken bir hesap türemiş. Onu şimdi gördüm. Tamam. Tamam kardeşim. Kadro kurulan sitenin adı nedir? Burayı mı kastediyorsun? tacticalboard.com. Tamam, aşağı indirdim bir dakika. Ben Guido'yu beğenmiyorum. Guido Rodriguez'i beğenmiyorum. Onu söyleyeyim.
Fred yerine Puk Stas mükemmel olur. Beşiktaş için bekler hakkında ne dersiniz? Svensson Masuaku ile olur mu bir şeyler? Svensson değerlendirme dışı bence. Yani lig için bile değerlendirme dışı. 1.70 ne, nasıl bir şey? Yani niye futbol oynuyor 1.70 bir insan bilmiyorum. Masuaku normal adam, Masuaku lig için yeterli gayet ama hal ve hareketleri rahatsız edici biraz. Yani benim hoşuma gitmiyor Masuaku'nun tavırları, yani bilmiyorum, Beşiktaş'ın hoşuna gidiyorsa mübarek olsun da. Omar Fayet. Bence Fenerbahçe Omar Fayet'i hiçbir zaman alıp da böyle kadrosunu monte etmeyi düşünmüyor ama yani tamamen bu City Chelsea tarzı formasını giydirmeden, işte Enes Ünal'a yaptıkları gibi formasını giydirmeden kâr etme amaçlı aldılar bence. Çok ucuz aldılar zaten. 550 bin euroya mı aldılar Fayet'i? Öyle bir şey. Şu an bence 1.8 eder aşağı yukarı. Ama şu an satmazlar büyük ihtimalle. Önümüzdeki yaz satarlar. Bu yaz da oynayacağı bir yere kiraya vermeye çalışırlar diye düşünüyorum. Szymański merkez orta sahada oynadığı için yeterli gözükmüyor. Szymański sağ kanattır. Sağ kanat oynarsa yeterli olur. Moritz Kajergaard yalandan 8 arkadaşlar. Onu 8'leştirdiler. 8 değildi o. Sağ kanattı. Burada oynuyordu Kajergaard. Hatta forvet arkasıydı. Bu Tadic'e yazdığım şuradaydı Kajergaard. Bakayım, görüntü hala değişmedi. Heh, şuradaydı. Şimdi göbeğe çektiler. Merkez orta sahaya çektiler. Ama bana sorarsanız tam 8 olamadı diye düşünüyorum ben. Ha, çok beğeniyorum Kajergaard'ı. Hatta bakayım. Çok eski bir zamanda yazmış olmalıyım. Bakalım. Evet. 5 Temmuz 2019'da yazmışım bak. Eriksen'den bile iyi olacakları söyleniyor yerel basınında demişim. Öyle hatırlıyorum. Salzburg'a gitmeden önce bakın. Direkt gitme arifesindeyken yazmışım. O, yani o zaman forvetti böyle. Bayağı forvetti. Şu an işte orta saha yaptılar. Bence olmadı. Zaten bu arada Salzburg'un, yani pardon, Red Bull markasının şeyine de ters Kajergaard. Bu adamlar çift 8 kullanıyor. İnanılmaz dinamik, böyle ısıran, ufak tefek merkez orta sahalarla oynuyorlar. Hiç olmadı Kajergaard onların felsefesine yani. Hani herhalde çok mutlu olacaklar sattıkları andan itibaren. Çok iyi oyuncu ama onlara hiç uygun değil. Fener'e olur. Ama ben Kajergaard'ı Fenerbahçe'ye alsam burada düşünürüm. Szymański İCK yazdığım yerde düşünürüm. Burada. Buradan içeri kat eder. Ya da Tadic'in 60 Tadic 30'a olabilir. Ya da 60'a 30 Tadic olabilir. Dakika olarak yani. Şöyle geri devrilen oyun kurma özellikli forvet diyelim buna. Yani. Kajergaard bayağı bir ofansif joker ya. Böyle alsan bir iş bulunur ona. Hani zarar etmek de çok zor. Beşiktaş'ın Muçi'yi aldığı gibi almadığın sürece zarar etmek çok zor. Yani piyasa koşullarına sadık kalırsan, abuk subuk paralar ödemezsen çok zor zarar etmek Kajergaard'dan bence. Evet, okuyorum. Yiğit Bey, Berge için defansif aksiyonları yeterli değil diyorlar. Yeterli olmasın zaten. 6 numaranın defansif aksiyonları olmayacak zaten. 8 numaranın defansif aksiyonları olacak. Yani şöyle söyleyeyim, bu 6 numara bu pas arası yapacak. Top çalma mı diyorlar ona Türkçe istatistiklerde? Pas arası mı diyorlar? Çok çok net değil. Yani 8 temasla top kapacak. Rakibe kayacak, omuz atacak, kafa atacak, dirsek atacak. Yani temaslı oynayan 8 numara olacak. 6 pas arası yapacak. 6 gezecek buralarda, tamam mı? Musrati gibi böyle gezecek. Hani 6 kocaman alan kaplayan bir adam olacak yani. Defansif aksiyon dediğinde temaslılık kastediliyorsa olmaması hayırlıdır zaten 6 numarada. Yani oyun kuran bir 6'da öyle bir temaslılık risk. Sakatlanırsa yerine girecek adam muhtemelen playmaker olmaz. Acısını çekersin. O adamı korumak lazım. Yani yeri dolmayacak bir şey çünkü. Mesela Atiba ile Josef
Filterman neydi, ha, Ground to Air Blocker Filterman'di. Sakatlanırsa yedekte onun işini yapacak birisi vardır yani, ya da satılırsa. Ama bir takımdan Air Blocker Playmaker eksildiğinde, yani Musrati, bir şey değil her şey değişir. Yani bu takımın birbirine, hani farazi bir monte olma hali var ya, birbirine eklemlenme hali. Orada buradaki koordinatör değiştiğinde herhangi biri dolduramaz onun yerini. Yine aynısından olması lazım. Beşiktaş'ta Demir Ege belki yani Musrati 100 üzerinden 100 kaliteyle yapıyorsa o işi, Demir Ege de 60'la falan idare etmeye çalışabilir, ama amacımız idare etmek değil, bir ihtiyacı tamamen bitirmek. O yüzden inşallah sağlıklı kalır. Hem Berge gelirse, hem Musrati. Bu adamlara hiçbir şey olmaması lazım. Her şey değişir. Chat'i aşağı indiriyorum. Yavaş moda alayım mı arkadaşlar? Şey olur mu? Alınmazsınız değil mi? Bak böyle şeyler bana kırıcı geliyor. Yani alınmayacaksanız yavaş moda alacağım. Tamam. Tamam alıyorum. Bak rızanızı aldım yani. Ben hiç sevmem böyle üstten bakar gibi hareketler yapmayı. O yüzden özellikle soruyorum. Tamam. İki dakikaya izin vardı ama enteresan. Hocam sence Arda bu sezon Madrid'de ne kadar şans bulur? Takımda kalması doğru karar mı? Bir de Endrick'e ne dersin? Potansiyeli nedir? Arkadaşlar Madrid biliyorsunuz böyle aşırı ödeme yaparak Brezilyalılar almayı seviyor. Hani Vinicius tuttu. Eyvallah. Ama mesela tutmayan Reinier'den kimse bahsetmez yani. Reinier diye bir oyuncuları var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ona da dünyanın parasını verdiler. Yani hiçbir takıma, hiçbir işe yaramıyor desek hakkını yemeyiz. Bakar mısın? 30 milyon vermişler. Yani ben buraya ait değilim diye bağırıyor. Ben Endrick'ten de böyle bir şey bekliyorum. Yani çok yeni Vinicius değil, yeni Reinier olması benim için daha olası. Yani ben hiç beğenmiyorum Endrick'i. Yani nasıl, yani neye istinaden beğenildiğini falan da yorum bile yapamıyorum yani. Şuyunu beğenmişlerdir diyebileceğim bir şey dahi aklıma gelmiyor. Berge için sert değil, ikili mücadeleye girmiyor diyenler. Evet, yani bunları ben de söyleyeyim. Berge sert değil ve ikili mücadeleye girmiyor. Bunu övmek için söylüyorum Berge'yi. Zaten oyun kurucu bir altı yapmaması gerekiyor bunları zaten. Atiba gibi, Josef gibi altılar yapacak bunları. O onun ikili mücadeleye girmesi gerekiyor. Bu adam interception yapacak. Yani şu numaralar da tutsa keşke. Bir dakika. Şöyle yapayım da. Oyun kurucu altı interception yapacak, tamam mı? Pas arası oluyor değil mi? Bu interception yapacak. Hatta dur. Interception, uzun top. Bir de Shielding de kıçını dayayıp top saklama, tamam mı? Bu tackle yapacak. Temaslı top kapacak. Bu adam temastan kaçacak. Eğer playmaker'sa. Playmaker değilse ikisi de temaslı oynayacak o zaman. 8 de temaslı oynayacak. 8 kadar o da temaslı oynamak zorunda. Tackle. Kısa pas. Kısa pas. Top sürme. Çok önemli. Çok önemli top sürme. 8 için. Bir dakika. Şöyle kaldıralım. Ekstraları da şut tehdidi. Ekstra, şut, ekstra, gol şansı yaratan pas. Bu adamın şeyi, hareket güzergahı şöyle. Bu adamın şöyle. Şurayı geçtiğinde idari para cezası direkt. Bir daha geçersen ayaklarını kırarım senin diyeceksin. Mesela Musrat şurayı geçtiğinde ben sinirden elim ayağım kesiliyor yani. Hani acayip çıldırıyorum yani. Senin işin bu mu diye.
Çünkü Musrati yani şuraya gittiği kadar değerli. Yani bu kadar geri olmasın hadi de. Dur şöyle koyalım. Bu kadar da olmasın. Dur şöyle. Şöyle oynayacak Musrati. Biraz da şöyle. O kadar. Şuraya geçti mi idari para cezası. Çok katıyız yani bazı konularda öyle olması lazım. Her şey doğaçlama olmaz yani. Evet bakıyorum. İsmail Kartal hakkındaki tweetlerin kısaltma kullandığın için aratılamıyor. Ha, İK yazıyordum değil mi? Evet. Şimdi İsmail Hoca 6 istememesi bayağı bir deli ediyordu beni yani. Ama bu sene kalsaydı muhtemelen 6 isterdi diye düşünüyorum. Ve bu kadar yıkıp baştan yapmaya gerek yoktu Fenerbahçe'de. Çok küçük dokunuşlar bence çok iyi şeylere vesile olabilirdi bu yıl. Ama işte Mourinho isim meraklılığı, şöhret meraklılığı. Yani Ali Koç'un yaptığı çoğu eylem daha ne yapalım, parası neyse verdik, aldık demek üzerine kurulu. Yani adam düşünmekten feragat etmek için daha fazla para harcamayı seçiyor genelde. Mourinho da öyle bir tercih. Yani bu sene Fenerbahçe her ne başaracaksa Mourinho'ya rağmen başaracak bana göre. Mourinho yani biteli çok olmuş bir hoca diye düşünüyorum ben. Yani ne ligde bence rekabetçi olabilecek ne Avrupa kupalarında. Maalesef. Çok saygım var. Çok seviyorum hatta Mourinho'yu. Ben kolay kolay seviyorum da demem yani bir futbol insanı için ya da herhangi biri için. Bayağı da severim, sempatik bulurum. Yani bir abidir, dayıdır bizler için ama bitti yani. Biz biten hocaları iyi tanırız zaten. Türk futbolunda da biten çok sayıda efsane var. Yani onları bitiren şey egosu. İşte Mourinho ben 2024'de yakışayım derdinde değil de yani ben kendime uydurayım her şeyi. Biz ne diyorsak o. Biz rakibe hazırlanmayız. Rakip bize hazırlansın. İşte bu tarz kafa yapıları maalesef işte yani nerelerde çalışabildiklerini görüyoruz son dönemde. İşte diyorum Mourinho da en son bir Panathinaikos falan yapıp herhalde inzivaya çekilir diyeceğim ama inanılmaz bir network'ü var ya yani bilmiyorum ki. Her zaman iş bulur herhalde Mourinho. Ama Avrupa futbolundan uzaklaşması lazım yani. Ya milli takım alması lazım ya da böyle artık nasıl diyeyim daha böyle Arap takımları, Çin takımları oralarla daha iyi olur bence. Kavrayamadı Avrupa futbolundaki değişimi. Hala 4-3-3 diye abuk sabuk bir şey oynuyor. Yani şöyle bir hala ya hadi sileyim dur. Yani şöyle bir orta saha kurgusu mu var artık ya Allah aşkına. Bu ne ya? Bu böyle. 3 orta saha ne kardeşim ya? Bu böyle bir şey yok ki artık. Yani 4'lü oynayan herhangi bir takımda. Mesela İspanya'ya bakalım. İspanya bir dakika. Bir dakika. Şurada Rodri. Ulan yazmaktan sıkıldım. Bir dakika. Rodri, şurada Ruiz, Fabian Ruiz. Oldu mu? Tam. Yok, bir dakika. Heh. Al işte son şampiyon direkt bu Morata'ydı değil mi? Heh. Morata. Nico. Direkt benim şey ya bu yani desteklediğim taktikle yürüdüler. Yani şu adam şöyleydi. Tam olması gerektiği gibi diyorum ya. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Şu şöyle. Şu şöyle. İspanya böyleydi yani. Meta taktik bu şu anda dünya futbolundaki. Dörtlü metası bu. Üçlü apayrı bir dünya. Hiç üçlüye hiç girmiyorum yani. O apayrı bir şey. Şu an bu ya işte herkes aynı şeyi oynaması lazım. Bu artık öyle değişik tatlar futbolda bilmem neler. Bitti bunlar yani tamamen bu artık futbol. Herkes aynı oyunu oynuyor. Yani işte bu adam ay bir dakika yanlış oldu. Merkez orta saha işte nasıl neye benziyor? Bir saniye. Çok önemli değil ama yazalım. Referanstır. 81.
Akıldan yazıyorum ama %99 doğrudur yani. En yanılmayacağım konu budur büyük ihtimalle. 86 idi galiba. Tam emin değilim ama. O olmadı. 77 ya da 78 olması lazım. Bunlar da 90'dı galiba. Normand bir de. Şey mi? Neydi o? Arabistan'a giden eleman. Hayda. Dur belki chat'e yazmışsınızdır bir bakayım. Kimdi bu ya? Bir yazsanıza. Ha Laporte. Aymeric. Aymeric. Aynen. Bu da bir 90. Normand da bir 90'dı galiba değil mi? Bir bakalım. Hatta 91 miydi? 87'ymiş. Tamam o da olur. Sıkıntı yok. ...89'du galiba ya. 90 demeyeyim şimdi ezbere. Bir daha bakalım. Olma 79 mu? Tamam düzeltiriz. 91 mi? Allah Allah. Lan Laporte... ...hiç 91 gözükmüyor. Enteresan ya. Evet, İspanya'da bek olayı... ...bir namus gibi... ...tutuluyor yani. Bu... Bu Carvajal 1.72 idi galiba. Kukugil. Kukullah kaçtı? O da mı 72 idi? Bunlar turnuva maskotu. Neyse iyi oynadılar şimdi haklarını yemeyelim de. Yani bunu değiştirmiyorlar pek. Ya şu bekleri görmezden gelelim. Kocaman bir çarpı atabiliyor muyuz buna? Yani şunları yok sayalım. İspanya'nın şeyi metadır ya işte şu olay. Futbol sadece bu şu anda bence. Dörtlü oynayan takımların futbolu bu. Bu olması lazım. Her takımın bunu kopyalaması lazım. Sen kimsin ya? Kimsin de başka şeyler deniyorsun kardeşim ya? Bak, hayır, dernek statüsünden gelen parayla ayıp değil mi ya abuk subuk şeyler denemek? Zaten senin olmayan bir parayı yakıyorsun ya. Biraz namuslu olmak lazım ya. Hayır sahipli kulüpsen tamam mı? Nasıl bir fantezin varsa yap uygula yani bu 1.50 bu 1.50 tamam mı? Ne istiyorsan yap bana benziyor de istediğin adamı koy buraya yani. Tabii 4-2-3-1 oluyor aynen. Ama 4-2. 4-3 diye bir şey yok. Bu adam forvet. Bu adam forvet yani. Bunların hepsi forvet. Şu yani Nico da forvet, Yamal da forvet. Ya yarım forvet, yarım şey. Yamal'da da Nico'da da creator'lık elementi var bence. Yani Nico nedir? Shooter infiltrator'dır bu adam bence. Farklı düşünüyorsanız söyleyin bu arada. Shooter infiltrator ne demek? Ticareti top sürmek ve şut atmak demek. Yamal'da biraz pas gözü de var ya. Yani ne demek lazım? Hafiften bir creator'lık da var yani. Böyle bir kategori yok ama yalandan yazalım yani creator. Ya 0.50 creator elementi var bence Yamal'da. 0.5 creator elementi. Lan. Tövbe. Hah. Bunda da bir 0.5 çıkar. Büyük ihtimalle. Ama olmadı 1.25 falan vardır. 1.25 kreatör elementi. Yani işte 1.225 oluyor. Morata'da bile bence biraz geriye gelip ufak tefek creator'lık var. Hadi ona da 0.25 diyelim. İşte 2.5'u bulduk. 2.5'u bulmak önemli. Abdülkadir shooter değil bence. Playmaker creator olabilir. Ya da playmaker infiltrator olabilir. Abdülkadir ömürde creator'luk bence yok. Sekizler için belirlediğim rol nedir? Sekizler için ya kolay bulunan bir şey değil ama en güzeli şu. Defansif shooter. Ekran değişti mi bakayım. Heh, şu defansif shooter sekizler için en deli gibi yeri dolmayan yani inanılmaz kıymetli olan şey bu. Rodri defansif shooter değil. Rodri filterman playmaker olur galiba. Burada var mı Rodri? Aha var. Aynen. Filtreman Playmaker. İsmail yüksek mi?
İsmail Yüksek Grand Blocker Filterman oluyor bence. 8. Yani düz 8. Direkt. Busquets. Busquets. O da Filterman Playmaker bence. Air Blocker da olabilir. Hem Air Blocker hem Filterman'dır ya. Busquets her şeyi ya işte. Burada olma... Ha, Barcelona yok burada. McTominay defansif shooter değil ya bence. McTominay shooter değil bence. Ama Santrfor gibi yani çok ceza sahası koşusu var. McTominay shooter infiltrator mı oluyor acaba? Ferdi'nin profili nedir? Ya Ferdi'nin profili yok ki anasını satayım. Şahsına münhasır bir şey. Ferdi'nin profili Ferdi. Yani Ferdi'nin yaptığı şey üçlülerde var genelde. Yani nasıl diyeyim? Hani Ferdi gibi dünyada hangi oyuncular var? Galatasaray'ın aldığı Jelert Ferdi gibi. Neydi o çocuğun adı? Benim en beğendiğim ters bek. Adı, Hikey miydi ismi? Neydi ya? Aaron Hickey olması lazım. Şu çocuk Ferdi'nin yaptığı işi yapıyor. Çift ayaklı. Dünyanın en değerli beki bence bu çocuk ya. Ya da o olması gerekiyor. Yani bu çocuğun 50 milyona falan transfer yapması lazım bence. Öyle söyleyeyim. Spinazzola düz ayaklı değil mi ya? Mehle evet. Mehle de ters ayaklı kenar bek. İki tarafta da oynuyor. Ama Spinazzola dümdüz sol bek değil mi ya? Kerem Aktürkoğlu'nun kategorisi ne olur? Konuşa konuşa bulalım onun kategorisini. Neyiyle meşhur Kerem? Bence yani enteresan paslar atabiliyor. Yani gol şansı yaratabiliyor. Bir creator'lık var. Top sürüyor. Yani infiltrator creator oluyor. Şu oluyor. Şutu bence iyi değil. Güvenilir bir şutu yok. Infiltrator creator oluyor Kerem. Owen Otosovi bir daha Air Blocker Filterman. Çok da beğenirim Otosovi'yi bu arada. Arda direkt creator ya. Sadece creator anasını satayım. Ha bir de shooter'lık vardır. Yani bakayım bir dakika distribution sayılır mı Arda'da? Ya şu playmaker sahanın ilk iki bölgesi için geçerli bir şey bence. Ön tarafta playmaker dememek lazım kimseye de. Arda bence shooter creator. Şu. Eğer shooter diyecek kadar iyi şutu yok diyorsanız da Playmaker creator diyeceğim ama çok inanarak söylemiyorum. Creator'ı kesin ama shooter mı playmaker mı muallakta. Torreira Grand Blocker Filterman. Tadiç direkt all-rounder targetman bence. Şu. Her şeyi yapıyor. Yani hava topu var, şut var. Distribution var, çalım var, gol şansı yaratmak fazla fazla var. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Tadic creator elementinden bahsediyoruz ya şurada. 0-25-0. Bence Tadic'in tek başına 2-25 falan. Hiç abarttığımı da düşünmüyorum yani. Tadic tek başına 2-25 duran topuyla bilmem nesiyle. Sadece Tadic'le bütün hücumdaki şeyi çözüyorsun gibi bir şey. İhtiyacı çözüyorsun. Immobile'ye bakalım. Immobile Tar ya aslında forvetlerde çok dar tutuyorlar şeyi ya. Kategorisizlik var forvetlerde. Top süren bir şutör işte Immobile. Infiltrator shooter oluyor galiba. Ama bunu forvetlere kullanıyorlar mı bunu bilmiyorum. Genelde target man shooter deyip geçiyorlar forvetleri ama Immobile'de hava topu bence çok etkili değil. Yani tabii ya top sürüyor, şut atıyor. Bence Immobile shooter infiltrator. İrfan Can kaç puandır mı? 1.25'i var ya creator olarak ya da 1.5 mu diyelim? İrfan Can bayağı var ya yani. Shooter denilebilir bence İrfan Can'a. Sayılır bence. Şut tehdidi var yani. Bulunması en zor profil şu Arif. Defansif shooter. Şu.
Yani bunu bulan satmıyor zaten bu arada. Defansif shooter baksana, Valverde, Kroos. Satılmayacak bir künye defansif shooter. Her şeyi yapıyor çünkü baksana. Şutu var, topun geri kazanımı var, playmakerlık var. Yani yerden savunma var, havadan savunma var. Fabian defansif shooter'dır, evet. Bence öyle. Defansif shooter. Bay hangi kategoride? Bay kategorisinde ya. Her şeyi yapıyor herif. All rounder target man bence. Barış Alper Yılmaz. Ya shooting'siz bir all rounder target man ya. Shooting'siz de oluyor mu bu bilmiyorum ama. Yani şut atmadığı sürece her şey var. Ama şut atmasın keşke. Yasaklansa yani. Çektiği her şut için idari para cezası. Semih Kılıçsoy'a ne deriz? Semih'e ne diyelim? Kesinlikle creator değil. Ya hiçbir şeyi doya doya diyemiyoruz ki yani. Bir şey demek için diyeceğiz bence. Shooter infiltrator'dır herhalde. Ama ne bileyim yani. Milinkovic, Savic, o da defansif shooter oluyor galiba. Evet. Sarabia bayağı bir kreatörlük elementi katar bence. Sarabia bayağı bir olmazları olur hale getirir diye düşünüyorum ben. Bayağı iyi futbolcu ya yani. Onun da tek başına 1,5-1,75 kreatörlüğü vardır diye düşünüyorum duran toplarla. Neredeyse Tadiç kadar. Tadiç gibi olamaz da, ya da bir görmek lazım ligde ne yapacak. Pogba ne oluyor? Defansif shooter oluyor Pogba'da. Fenerbahçe için uygun bulduğum kadro yapısı. Benim her takım için uygun bulduğum kadro yapısı şu ya işte. Yani. Ama şunları düzeltelim. Dur bak. Şunları bir iptal edeyim. Hadi ya benim... Dur. Tamam hadi bir bana göre bir kadro yapalım. Her zaman bu benim beğendiğim değil, gerekli gördüğüm diyorum ya. Hadi ilk defa bence böyle olmalı diyeceğim bir şey yapalım mı arkadaşlar? Hadi yapalım bak. Numaralara da dikkat edeceğim. Şöyle. Şöyle. Bence nasıl olmalı? Hemen kategorileri de yazalım. Ama bu çok hayali olacak. Yani nasıl diyeyim? Çok para harcamak gerekebilir mi diyelim? Ya da ucuz yolu mu yapalım? Bilmem bakalım, hadi karar veririz. Kaleci Thomas Holi diyeceğim. Yok, kaleci şey Kyle Sherpen diye bir adam var. O olsun. Tamam mı? Dur. Sherpen. Ya da Mamardaşvili yani. Kaleci bu. Hemen gösterelim. Dur. Şerpen. Kalecimiz bu. Galiptir bu yolda mağlup. Hayır, mevkisinin en iyisi olmasın. Daha fantastik olsun. Yani bana göre dedik çünkü. Şimdi bana göre oldu mu keyif giriyor işin içine. Şöyle keyfi bir kadro yapalım ya. Tesman, Air Blocker, Playmaker galiba. Ama defansif shooter şeyi de veriyor. Ne derler? Vibe'ı da var yani. Aslında iyi şut atıyor. Defansif shooter o da galiba ya. Emin değilim ya. Tesman her şeyi yapıyor çünkü şimdi. Zor yani bir şeyle sınırlamak. Defansif shooter diyeceğiz o yüzden. 3 büyük bütçesiyle kadro kurayım. Tamam ya, hadi yapalım ya. Tamam. İsim yazmayalım o zaman. 3 büyükler kadrosuyla ya da isimleri alta yazarız. Hemen başlayalım. Bir dakika. 3 büyüklere orta saha mı yapıyoruz? Hemen yazıyorum. Tesman. Richardson. Zaten 8 ya ama bu 1,88 miydi Tesman? Evet. Tamam. Sol bek. Bu bana göre olacak değil mi?
Bu şey olur ya. Beşiktaş'a soruyorlar. Gent'te oynayan eleman var ya, İngiliz. Onu koyalım buraya. Archie Brown mıydı? Neydi ismi? Archie Brown. Aynen. Archie Brown. 1.91 olması lazım Archie Brown'un. 90'mış. Tamam, canı sağ olsun. Şunu da kapatıyorum. Heh. Ya bu takımla bak ezersin ya. Ezersin yani, her maç sabırlı bir şekilde bekleyeceksin. Nasıl olsa atacaksın duran toptan bir gol yani. Bu benim yani nasıl diyeyim, en beğendiğim. Şimdi buraya Dumfries yazmayayım. Üç büyükler için konuşuyoruz. Buraya Rasmus Nissen Kristensen diye bir adam var. Ben bayağı beğeniyorum ama sakatlık sorunları var. Yani o da 1.87 olması lazım. Evet. 1.87. Ben buraya yine Şerpen'i yazayım ya. Çünkü üç büyüklere yapıyoruz. Gayet ulaşabilirler Şerpen'e. Ya buralara isim yazmak, milyarlarca isim var şimdi. Niye o değildi o yani? Gerek yok buraya isim yazmaya. O yüzden şöyle diyeceğim. 1.77. Şey. Ne olsun? Bir şekilde kreatör yani. Kreatör elementi 1.0 versin. Tamam mı? Ya kendine 1 puan creator dedirtsin yani mutlaka. Bu da sıfır 50 creator diyecek. Diyeceğiz buna. 0.5. 0.5. Ama hepsine nokta koyduk. Buna virgül olmaz. Creator 0.5. Çok OKB bir hareket oldu ama hayırlısı olsun. Bu yani çok yoruma açık ya. 1.85'ten kısa santrforlarla kupa kazanılmıyor bence. Yani hani Avrupa'da kupa kazanılmıyor. İşte Gabriel Jesus'tan Haaland'a geçmenin etkisini direkt City gördü. Oğlum bu ne çok bot geldi ya. 1.85. Ya ben hadi bana göre 1.85 az ya. Dur, 1.90 olsun bu adam. Yani şunun hareket yelpazesi şöyle olacak. Şöyle gelecek. Tamam. Şu şöyle gelecek. Şu şöyle gelecek. Yani daha fazla hareket etmesine gerek. Sakın burayı geçmeyecek. Geçerse idari para cezası yani. Bunlar da ayak ayaklarına lanet olsun. Ayak falan hiç fark etmez. 1.91 olsun. Çünkü Airblocker Playmaker kullanacağız orta sahada. Ya da herhangi bir Playmaker kullanacağız. Playmaker elementi. Bak Creator'la aynı şey değil bura. Playmaker'lık şu alanda geçerli bir şey. Buraya geçtiğinde gol şansı yaratma. Yani Creator'la Playmaker aynı şey değil. Playmaker güvenli bir pas istasyonu olması anlamına geliyor. Creator serseri pas deneyen adam. Yani bu adam çok top kaybıyla oynayabilir yani. Buradan buraya asist yapmaya çalıştığında 10 girişiminin ikisi başarılı olur, biri gol olur. Anladın mı? Bu adamı top kaybediyor diye eleştirmeyeceğiz. Yani. Ha bunu eleştiririz ama. Playmaker dediğin adam çok az pas hatasıyla oynaması lazım. Ayaksız. Orta sahada playmaker kullandığımız için bunların ayaksız olacak bunlar. Evet, benim kadrom en azından işte kaç kişi belli? 1, 2, 3, 4, 5. Fark etmez, kolay ya. Buralara yazılır bir şeyler ya. Çok mevzu değil. Yani mesela benim buradaki bu şuraya Talisca da çok uyuyor.
Yardımcı forvet sonuçta. Creator elementi de vardır 0,5. Taliska burası direkt. Yani çok maliyetli. Tabii ki Taliska'yı alsınlar demiyorum da. Yani şeyi anlatıyor. Argümanı destekliyor hani. Taliska olur burası. Stoper için mesela şu 8 sağlak olursa Avery Richardson solak. Şeyi çok destekliyor bunu. Soucek. Şurada olur. Tesman buraya geçer o zaman. Soucek de uyuyor formata. Stoperde benim çok beğendiğim bir stoper vardı. Frankfurt aldı. Amanda mıydı? Neydi ismi? Güzel de para dökmüşler yani. Bakayım bir. Amanda'ya bakalım. Müthiş tam bir old school stoper ya. Deli para attılar bunu. 9,5 vermişler. Vay vay vay. Bakar mısın ya? Stoper gibi stoper işte. Alacaksın. Bu adamla oynayacaksın yani. Dünyada en beğendiğim takım West Ham. Yaş mevzusunda hayır ya. Şey iyi kurgulamak lazım. Yani yaşlı bir kadron varsa yedekleri çok iyi düşünmek lazım. Yani atıyorum 60-30, 60-30 hep bunu şey yapmak lazım. Kovalamak lazım. Twitter'da göründüğümden daha cana yakın bir insanmışım. Ya şöyle ya, Twitter'da ben sinirlenerek bir şey yapmıyorum. Onu yanlış anlıyor herkes. Yani ben robot gibi engel atıyorum. Benle ilgili konuşuyorsa direkt engel atıyorum ben. Yani ne dediğine çok bakmama gerek yok. Yani şöyle mi, böyle mi? Ya bir şey konuşalım ya. Bir konu hakkında konuşalım. 5 çayın için toplanmadık. Altın günü yapmıyoruz yani. Böyle kadınlar gibi oturup saatlerce birbirimizi konuşmayalım yani. Bir konuya sadakat gösterelim ya. Yani bir futbolcudan konuşurken konu niye bana geliyor? Niye sana geliyor? Yani manası yok. Ben de diyorum bu adam asgari zekadan yoksun diyorum. Ben böyle takipçim olsun istemiyorum diyorum. Yani sonuçta Twitter'a erişimini engellemiyorum adamın. Benim tweetlerime ulaşmasını engelliyorum. Bence yeterli bir ceza yani. Daha fazlasına da gerek yok zaten. Ha, hesabı kitlemeyeceğim. Sonuçta herkes görsün istiyorum. Yani hesabı kitlesem engellemem. Ama kitlemediğim için engelliyorum. Ben olsam bir şey yazmam bana Twitter'da. Yani ne bileyim, eğer takip etmeyi önemsiyorsam ne olur ne olmaz deyip etkileşim vermezdim yani. Ben olsam. Sağ ol Alp. Teşekkür ederim ya. Hocam sen hayatımıza girdin gireli şahsım adına konuşuyorum. Hayvan gibi bilgilendim. Modern futbolda neler oluyor haberimiz oluyor. Yürüye dur. Teşekkür ederim vallahi ya. Kolej sakar bir adam. Evet de önünde Musrati var. Bir şey olmaz ya. Yani. Daha da sakar olsun. Okay Mandy, Lundstram orta sahasını ne yapacağız? Üçü oynamaz bence bir arada. Yani. Kaçırdığım mesaj yok değil mi? Szymański En-Nesyri olur mu bu formasyonda? Tabii ya. Szymański Tadic şeyine olur. Tadic yerine. Ya bunda zaten şuraya Tadic dersek şu ona. Burada Szymański olabilir ligde. Ama ben olsam Avrupa maçına öyle çıkmazdım. Szymański Avrupa'da buradadır. Yani burası yeri. Taliska Yusuf Yazıcı 60-30 oynarlar. Evet. Çok güzel önerme. Doğru. Oynarlar bence de. Jadon mu, Archie Brown mu? Archie Brown'un top tekniği daha iyi ya. Ama Jadon'un da sertliği göz doldurucu. Yani bilmiyorum ki. Archie Brown diyeceğim galiba ya. Archie Brown. Ama böyle şey değil yani. Doya doya Archie Brown demiyorum. Jaden de olabilir. Fark etmez. Aşağı yukarı aynı.
Getson idare eder mi? Tabii eder ya. Getson idare eder. Getson Nusrati orta sahasında hiçbir kabahat yok ya. Yani ama kenarları onlara uydurmak lazım. Yani. Bir dakika. Hemen şuraya dökelim. Bu Nusrati. Bu Getson. Getson. Oha niye büyük yazdı bu sefer? Allah Allah. 1,83. Gayet olması gereken bu zaten. Bu saati hatta şöyle yapalım. 1,89. Olması gereken bu zaten. Bu işte ve bak buraya başka bir orta sahaya gerek yok yani. Buraya koyacağız çünkü. Yani şu 7 keşke Raşika olmasa. Bu Raşika burada olsa keşke yani. Anlayamıyorum o muhabbeti çok. Niye düz ayakta kullanıyorlar onu hiç anlayamıyorum. Raşika çok iyi içeri sızar bu şekilde buradan ama işte öyle düşünülmüyor. Burada çizgiye bastırılıyor maalesef. Yani çünkü aa düz çizgi çizebilmek ne güzelmiş ya. Hep tırtıklı çiziyordu ben de. Allah Allah. Neyse. Yani bence diyorum herkes birbirinin aynası olması lazım ya. Bu böyle gidecek, bu böyle gidecek. Bekler böyle gidecek. Böyle gidecek. Stoperler birbirinin aynısı olacak. Hiçbir değişiklik olmamış. Hiçbir farklılık olmaması lazım bence. Hani diyorlar ya bir patron olsun, kasap olsun, birisi ayağı iyi olsun bilmem. Yok öyle bir şey. İkisi de aynı olması lazım birbirine. Benim fikrim. Fred hangi orta saha tipi oluyor? Bakalım. Şimdi Fred kesinlikle infiltrator'lık var. Playmaker'lık da var. Sanırım playmaker infiltrator oluyor. Evet. Playmaker infiltrator oluyor bence. Yani ticareti, top dağıtımı ve top sürmek. Türk milli takımı mı yapalım? Yapalım. Türk milli takımı yapalım ya. Tam bir daha açalım madem bunu. Şöyle. Hemen bir dakika. Bir şeyleri yerleştirelim. Burada takipçi sayısı yağmur gibi, ya pardon izleyici sayısı yağmur gibi düşüyor. 1,5 saatte bitiririm bu şekilde olursa. Yani 7 dakika kaldı gibi bir durum var şu anda. Ama istikrarlı bir şekilde beklediğimden yüksek kaldı ya. Hoşuma gitti yani. Güzel yaparım böyle olursa. Şimdi şurası direkt yani sorgusuz sualsiz Mert Müldür zaten. Hiçbir şey olmadan. Şurası kimdi o çocuk? Bir saniye bulacağım. Gülmeyin, şey yapmayın. Neden öyle diyorsun falan demeyin de. Bir saniye buraya. Kimdi o çocuk ya? Hay Allah bulamıyorum ya. Bir saniye bulacağım şimdi size. Sol bek arıyorum da. Birazdan bulacağım. Adını unuttum. Kusura bakmayın. Bulmaya çalışıyorum. Emirhan Başyiğit. Evet. Sol bek o. Baş Yiğit. Milli takım sol bekimiz. Stoperlerden biri Merih Demiral. Solak stoper. O şey Rize'deki Emirhan Topçu olsun. Milli takımda. Şu kesinlikle Okay Yokuşlu. Şu kesinlikle İsmail Yüksek. İCK. Ama burada çok kompetitif şey var. Rekabet var. Başka ya Ünder ne bileyim
Arda da olabilir. Arda burası burada da olur aslında. Yani Arda Güler. Bu da olur. Şöyle yapalım. Bu kesinlikle Bertu. Bertu mu? Bartu mu? Bertu Yıldırım. Bu Ren'e giden Hatay'dan. Bu da kim olsun? Çalhanoğlu değil. Orkun değil. Kim oluyor burada ya? Unuttum. Euro'da kim vardı? Bakalım mı? Bizim Euro kadrolarından kim var? Şuralardan bulmaya çalışalım bunu. Ha, Kadıoğlu, Aktürkoğlu. Evet, aynen. Kadıoğlu, Aktürkoğlu. Kesinlikle. Dur bakayım. Evet. Benim milli takım kadrom bu. Yani direkt. Ha, bir chat'e bakayım ne yazdınız diye. Ha, kaleci kim? Kaleciyi düşünelim. Kim olsun? Günok. Günok olsun. Çok şey değil. Aa, oğlum şeyi ne yaptık lan? Barış Alper yok. Barış Alper ne olacak? Barış Alper. Tamam, Bardakçı olsun. Yani ikinci alternatif Bardakçı olsun. Ama önce Emirhan Topçu olsun bence. Bayı ne yapacağız ya? Barış Alper'i ne yapacağız? Barış Alper'e yer bulalım ya. Olmaz o olmadan. Ya da hamle oyuncusu diye mi düşünelim? Yani düz ayaklı kanat olsa, yani şöyle değil, şöyle gidilse direkt Barış Alper de. Burada sadece Bertu'yla dakika paylaşma durumu olur yani. Bilemiyorum. Kenan Yıldız tamam, burada yedek olsun. Ferdi ya da Kerem'in yedeği olsun. Kenan stili itibarıyla şey ya, hamle oyuncusu ya bence. Ya infiltrator dediğimiz adamlar hamle oyuncusu bana göre. Yani creator'lar ilk 11 başlar, infiltrator'lar bitirir. Yani maça başlayan creator, bitiren infiltrator olması lazım bana göre. Olabilir. Sol bek Mert Müldür, sağ bek Barış Alper Yılmaz. Olabilir. Yani zorlamak istiyorsak her şey olur da bilmiyorum ki. Şurada bir de Allah, yanlış oldu. Şey, Berat Özdemir. Berat kim ya? Berat Özdemir. Şöyle. Başka altı var mı hakkını yediğim? Yani abi şunu nasıl unuttun diyeceğimiz birisi var mı? Ben beğendiğimi söylemedim kimseyi. Berat'ı beğendim diye bir şey söylemedim. Oynaması gerekiyor diyorum sadece. Aynen, Salih Özcan olabilir. Ya hiç beğenmiyorum, yanlış anlaşılmasın da. Salih Özcan'ı hiç beğenmiyorum da. Yani. Yalnız bu dörtlü. Yani dörtlü oynanırsa. Üçlü de buradaki bir sürü isim değişir. Yani üçlü bambaşka bir şey. O zaman Çalhanoğlu da oynar. Salih Özcan da oynar. Yani. Üçlü de, hadi bir de üçlü yapalım. Aa, tövbe, böyle deyince de yanlış anlaşılacak şimdi. Slow modu kaldırdım, yardırın istediğiniz gibi. Abi bir dakika, üçlü dizilecektik. Ulan.
Hiç inanmadığım bir şeyi de nasıl yapacağım yemin ediyorum bilmiyorum yani. Şimdi 6 böyle. Şöyle şöyle. Şu bir kere yüzde 1 milyon Barış Alper Yılmaz olacak. Henry hangi kategoride? All-rounder target man olur herhalde. Kesinlikle. Tabii her şeyi yapıyor işte. Sol... Ya bu Çalhanoğlu. Bir dakika. Çalhanoğlu. Bu kimdi? Neydi? Orkun Kökçü. Yani burada Orkun şey oluyor. Mkhitaryan oluyor Inter'deki. Bu da yüksek. Bu da Barella oluyor. Buradaki İsmail. Sol direkt Ferdi ya burası. Ferdi. Kadıoğlu. Kadığılı değil lan tövbe ya. Allah'ım ya. Kadıoğlu. Forvetlerden de biri kesinlikle Kılıçsoy oluyor bu durumda. Şu Kılıçsoy oluyor. Yani Lautaro Kılıçsoy oluyor. Bu da yine Ertuğ Yıldırım. Ertuğ Yıldırım oluyor. Ne kadar farklı değil mi dörtlüden? Şaka gibi ya. Arda hamle oyuncusu oluyor burada. Yani. Şu Müldür oluyor bu arada. Şu Müldür. Abi Müldürsüz milli takım istemiyorum ben görmek yani. Şu Söyüncü oluyor. Söyüncü. Bu kim oluyor? Ahmetcan olur. Ya da şey ne o? Bardakçı olur. Abdülkerim. Tamam. Bu da yine Günok. Aşırı farklı değil mi arkadaşlar? Şaka gibi ya. Üçlü ya da dörtlü nasıl bu kadar farklı olması icap ediyor inanılmaz ama bence ediyor direkt yani. Unuttuğumuz ha yazıcı ve yıldız var. Yok ikisine de yer yok burada yazıcıya da yıldızı da yani. Ya yazıcı şey olabilir. Kılıçsoy'un yerine olabilir. Ama bilmiyorum bu taktik bence Semih'i uçurur ya. Semih'e çok yarar bu taktik. 3-4-2-1 anlamıyorum pek ya. 3-5-2 daha mantıklı geliyor bana yani. Olabilir. Ya yani aslında bu eski sweeper oluyor ya. Yani Beckenbauer falan 1.80 miydi? 1.78 miydi mesela? Öyle uzun olacak diye bir şey yok bu ya. Yani tam olabilir, olmayabilir. Çalhanoğlu'nu ben beğeniyor muyum? Çok düşünmüyorum böyle şeyleri ama hayır diyeyim. Yani çok saygı duyuyorum hani kariyerini kulüpte yapabildiklerini ama milli takımda acı çekiyorum izlerken yani. Onu taşımak için helak oluyor herkes yani. Kaan Ayhan da olabilir evet. Kaan Ayhan. Ama ben Kaan'ın stoperliğini hiç beğenmiyorum da şeyi sağ bekliğini ve altılığını beğeniyorum. Yani. Dörtlü stoperi olarak hiç beğenmiyorum Kaan'ı. Senin 4-4 abi bir takım 10 kişi kalınca hangi rolden feragat edersin? Bunda anlamam şimdi neyden feragat edeceğimi bilemiyorum bunda. Dörtlüye bakalım. Ben bu inanmıyorum böyle bir şeye çünkü hoşuma gitmeyen bir şey yaptım burada. İnanmadığım bir şeye kafa yordum. İnandığım bir şey üzerinden gidelim. Burada kırmızı yedik. Bir kere şu dörtlü blok tamamen dörtlü kalması lazım. Yani kim atılırsa atılsın. Direkt ha, kimi eksilteceğiz? Sol bek atıldı diyelim mesela. İlk vazgeçeceğim rol burada şey ya şu. 10. Ya Arda diye değil yani. Pele olsun burada. Direkt buradan vazgeçerim ilk. Şu gider. Şurası gider. Mesela sol bek atıldı. Bu çıkar. Sol bek girer. Arda diye değil ya. Arda diye değil. Pele olsun burası ya da Haaland olsun. Prime Ronaldinho olsun. Yine de burası gider. Yani direkt. Bu da böyle olur. Buraya gelir.
Artık kırmızı yiyince creator falan düşünülmez ya. Bir şekilde sağlama almaya çalışırsın kendini yani. Creatorlık başka bir maça dert olsun o saatten sonra. Evet. Rafa Silva kanat mı yoksa 10 mu olmalı? Bence Rafa Silva yine açık. Ha, hazır Beşiktaş işte burada. Bence Rafa Silva lig maçlarında bu olmalı. Ops, bir dakika. Lig maçlarında bu olmalı. Avrupa maçlarında bu olmalı. Çalhanoğlu dörtlü de olmuyor hiçbir yerde. Bana göre. Kökçü de olmuyor hiçbir yerde. Ben ikili orta sahaya inanıyorum. Yani öyle olduğunu görüyorum. Artık üçlü oynamayan takımlarda yani 4-2-3-1 ya da 4-2-2-2 böyle ikinci forvet biraz geriye devriliyor. Böyle bir şey var. Bunu görüyorum. Hoşuma da gidiyor. Yani ama hoşuma gidiyor diye bunu dillendirmiyorum. Gördüğüm için söylüyorum. Artık böyle. Süper Lig altın 11'i mi yapalım? Geçen yıldan mı? En çok beğendiğim Türk orta saha kim? Gelmiş geçmiş. Türk orta saha. Yani 10 numara olmaz bak, orta saha diyorsun ya 6 ya 8 olacak değil mi? Türk dediğin için. En beğendiğim Türk orta saha gelmiş geçmiş Okan Yokuşlu 1, 2 de Mehmet Topal olabilir. 6 için, 8 için de İsmail Yüksek olabilir. Bir de Ünal Karaman Hoca 8 oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. O da bir fenaydı yani. Ama bir tık kısaydı ama o dönem öyle bir şey yoktu. Boyla ilgili bir durum yoktu yani. Olabilir. Bayağı iyi hatırlıyorum Ünal Hoca'yı. Yani çok iyi futbolcuydu diye hatırlıyorum. Ha 1.80'miş olur ya. Olur. Çok iyi 8'di Ünal Hoca. Valla çarptığı adam kendine gelemiyordu açık söyleyeyim yani. İnanılmaz güçlüydü. Hem mental olarak hem fiziksel olarak yıkılmaz kale gibiydi yani. Renan, ben bir yudum su vermem. O yüzden yorum yapmıyorum Renan'la ilgili. Tolga Ciğerci 8 numara. Yani orta direkt 8 numara. 6-8-8 bir orta saha olmasın işte ya. Yani iki orta saha fazlasıyla yeter. Bak Jesus da böyle oynuyordu. İki orta saha yeter. Yani bu adamlar fındık kurdu değilse yeterli yani. Bol bol yeterli. Niye 3 orta saha olsun ki hücumdan bir kişi eksiltesin? Ne gerek var yani? Efkan Bekiroğlu yapmaz olur mu ya büyük takımlar için? Ya Efkan'ı nasıl almıyorlar anlayamıyorum. Ne yapması lazım adamın acaba ya? İnanılır gibi değil ya. Bu arada Efkan bizim Berat'la tanışma şeyimizdir ha. Berat'la biz Efkan vesilesiyle tanıştık. Efkan hakkında böyle ikimiz de övüyorduk. Paslaştık öyle tanıştık. Aynen. Vallahi çok iyi oyuncu. Deli gibi de duran top atıyor. İnanılmaz yani. Evet, Şampiyonlar Ligi maçına bile çıkılır. Kesinlikle.
Boyu da kısa değil Efka'nın, 85 olması lazım. Tabii ya, topçu ya. Topçudur yani. Sinek değil. Kimsenin taşıması gerekmiyor Efkan'ı. Kendi kendini taşır. Aytaç Kara yorumum çok beğeniyorum ya. O da Galatasaray'daki küçük abi tarikatının kadro dışı bıraktığı bir oyuncu. Yani beraat nişanıdır bir futbolcu için Galatasaray'da kadro dışı kalmak. Yani Enzonzi de Aytaç Kara da ne kadar mükemmel futbolcular olduğunu o şekilde ispat ettiler zaten geçmişte. Joelinton santrfordu bir arada, sonra 8'e çevirdiler, biliyorsunuzdur herhalde. Joelinton'un Avrupa'ya gelişi santrfor olarak. Cevtoviç çok iyi bir 6. Bir dakika, doğru adamdan bahsediyoruz değil mi? Aynen. Bir daha. Bir daha geldi. Güzel. Ben Cevtoviç'i çok beğeniyorum canım. 6 gibi 6. Efkan da, yani Efkan da altımsı bir 8 ama gayet güzel olur ya. Güzel bir orta saha olur yani. Çok iyi adam bu Cevtoviç. Ben bayağı beğeniyorum. Ama şey değil, playmaker değil bu adam. Bu adam da ground to air blocker, filterman. Playmakerlık yok Cevtoviç'te. Amir'in 8'liğini beğeniyordum ben. Amir Konya'da 8 oynuyordu. Beşiktaş'ta 6 oynamaya başladı. Yok hükmüne geçti. O yüzden artık beğeniyorum ya da beğenmiyorum diyemem. Yani yok derim sadece. Benim için böyle bir şey yok derim. Kovacic Fred giderse olur. Yani olabilir. Ama Fred varken ne anlamı var bilmiyorum. Yani hani Kovacic için harcayacağın para nasıl diyeyim, Fenerbahçe'nin şu anki gücüne 100 üzerinden 80 desek, Kovac için harcanacak parayla 100 üzerinden 84 olması lazım. Yani o paranın çok iyi, güzel bir şeye vesile olması lazım bence. Ama bence Kovacic Fenerbahçe'yi 80'den 81'e çeker en iyi ihtimalle. Yani. Ne gerek var? Bu kadar. Yani küçücük bir kazanım için bu kadar zorlanmaya ne gerek var? Ekonomik olarak. Amir'in boyu 1,78 olması lazım. Valla ben Amir'i ilk izlediğimde, hemen ispat edelim ilk ne zaman izlemişiz. Amir 8 oynuyordu. 25 Aralık 2015 yazıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ekran niye değişmiyor bir türlü ya? Bakıyorum yayındaki ön izlemeye bir türlü değişmiyor ekran. Bu video yayından kalktı ama Amir böyle güzel ortadan gelip güzel bir şut atmıştı. Güzel bir gol atmıştı uzaktan. 8 numara oynuyordu o zaman. Şu an 6 diye anılıyor. Bana Amir iyi bir 6 mı kötü bir 6 mı diye bir soru sorarsam bilmiyorum derim. Altılığı diye bir şey yok benim için. Böyle bir şey olamaz yani. Dörtlüler için konuşuyorum. Üçlü de herkes her şey olur. Kaleci de olsun. Amir yani fark etmez. Musrati ile ikili falan olamazlar. Amir olmaz. Artık sekizlik de yapmıyor. Sakatlana sakatlana özgüveni bayağı kırıldı yani. Topu alınca böyle ayıp etmiş, yaramazlık yapmış küçük çocuk gibi önüne bakıyor sadece. Hiç kafayı kaldırmıyor. Yani topu alıp top sürme şeyi bitti Amir'in. Çok sakatlandı, çok yıkıldı bence. Özgüveni çok kırıldı yani. Joao Neves hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Yani 1,72 olması lazım. Hiçbir fikrim yok. Dörtlü bir takım için öyle bir oyuncu ile ilgili bir şey konuşamam ben. Üçlü için olabilir. İyi yayınlar abi. Sence Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Hayır, olamaz bence. İsmail Kartal kalsaydı daha iyi bir sezon geçerdi bu sene bence. Yani İsmail Hoca'ya bayılıyor falan değilim ama bugünkü Mourinho'dan daha hakim olduğunu düşünüyorum olan biten şeylere dünyada.
Yani İsmail Hoca kalsa çok küçük bir iki dokunuşla çok daha güçlü olunabilirdi. Yani ama Mourinho'ya böyle yeter ki gel kurban olayım sana, gel hocamız ol, bizi şereflendir. Aman Mourinho, öyle Mourinho, böyle Mourinho. Yani bu adamı mutlu etmek için harcanacak paranın bir karşılığı olmayacak bence. İşte Kartal kalsaydı bence bu sene 6 istemiyorum demezdi diye düşünüyorum. Bu sene 6 istemesi gerektiğini anlardı herhalde. Daha iyi olurdu diye tahmin ediyorum. Demir Ege altyapıda evet Vanaken gibi oynuyordu. Yanlış bilmiyorsam. Forvet arkası gibi. Sonra büyük bir sakatlık yaşadı. Geriye çektiler. Bence hayırlı oldu. Ya sakatlanması değil, geriye çekilmesi. Hayırlı oldu. Bence Demir Ege'den Vanaken çıkmayacak. Keaton Parks çıkacak bence Demir Ege'den. Yani şu oyuncuya çok benziyor bence. Daha önceki yayınlarımda da konuşmuştuk herhalde. Bunun aynısı bence Demir Ege. Öyle düşünüyorum. Bu oyuncunun birebir aynısı yani. Ben Demir Ege olsam her şeyini izlerim bu oyuncunun. Bütün ne yapıyor, ne ediyor, her şeyine bakarım. Direkt bu olmaya çalışırım. Böyle paralel evrende ikizi falan yani öyle söyleyeyim. İnanılmaz benziyorlar Keaton Parks'la. Avrupa'da Mourinho'lu FB'yi nerede görüyorsun? Vallahi yaz bakayım. Yazmıştım galiba ama. Bir kere konferansa düşülür büyük ihtimalle. Yakın bir zamanda. Avrupa Ligi'nde bile ilerleyemez büyük ihtimalle. Nerede yazık acaba ya? Dur bakayım. Mourinho'nun Fener'deki maksimumu bu bence. Lig ikinciliği ve konferans yarı finali diye düşünüyorum. Düşemiyor musunuz? Tamam işte ne zaman katılırsa konferansa yarı final oynar. Ligde de ikinci olur yani en iyi ihtimalle. Bu sene ben bayağı iyi bir Trabzonspor bekliyorum. Yani beklediğim kadar iyi olursa Trabzon ikincilik de biraz zor ama. Mesela Beşiktaş'a gönül rahatlığıyla dördüncü, üçüncü olur falan diyemem. Yani altıncı oldular bu sezon. Yine altı olabilir. Beş, altı civarı olabilir. Evet, Trabzon'un sıkıntısı dediğiniz gibi kesinlikle. Yani kimi alırsan al yani yazdığınız durum var. Ya Galatasaray şampiyon olur bence. Yani hiç şeysiz. Tehlikesiz Galatasaray şampiyon olur yani. Ya Galatasaray'ın kadrosunu beğenmiyorum. Hiçbir şeyini beğenmiyorum. Ama Galatasaray şampiyon olur. Beşiktaş için şampiyonluk formülü. Nerede? Şunları düzeltmek. Ya Rafa Beşiktaş'ın şampiyonluk formülü şu. Şuna 0-50 creator koymak. Şuraya bak şimdi Rafa 0-50 zaten. Ha, TSL diyoruz değil mi? Tamam bu 0-50. O zaman bu Rafa'yı siliyoruz şuradan. Şurada da bir creator. Bir creator. Ama bunların hiçbiri ne Semih bir creator ne Raşika bir creator. Yani bunlar bir bir oldu mu? Mesela Fenerbahçe'de creator elementi bence 4 falan. Geçen bir hesapladık 4 oluyor bence. Yani ihtiyaç fazlası hani çok garantiye alıyor iyi durumda olmayı. Yani tesadüfen başarılı olmadı Fenerbahçe geçen sene. Tadiç tek başına 2.25 yazıyorum ben Tadiç'e zaten. Hani geri kalanlarda da Dzeko dahil herkeste bir creatorluk var. 4'ü falan buluyor benim yaptığım hesapta. En az 2.5 asgari zaten. Asgariyi sağlamak lazım bence şampiyonluk iddiası için. Galatasaray da mesela yedekleriyle falan bir şekilde sağlıyor 2.5'ü. Hatta geçiyor yani. 3 falan oluyor aşağı yukarı.
Arkadaşlar yani ben şunu yok sayarsak, bunu böyle yaparsak, şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı diye düşünmüyorum. Direkt var olan şey üzerine konuşuyorum. Galatasaray şampiyon olur yani. Şunu saymazsak, bunu yapmazsak niye saymıyorsun ki? Senin dünyan o zaman, gerçek dünya değil. Gerçek dünyaya yönelik konuşalım yani. Ziyech kaç creator? Neden Galatasaray şampiyon olur? Neden sence? Neden olur? Ya yani içinden ne geçiyorsa o yüzden olur. Aklına ne geliyorsa o sebepten. İşte ne geliyor aklınıza? İlk gelen şeyden dolayı. Tamam, ben evet hayır demeyeyim şimdi o olaya. Ondan dolayı Galatasaray şampiyon olur. Bir dakika, karıştı ya tactical boardlar. Tadiç yerine kimler var? Daha düşünmek lazım. Daha Tadiç burada. Ödeme yükü devam ediyor. Ödeme yükü bitmeden yeni kimse gelmesin bence. Yani. En az 2028'e kadar. Bir şey değişmezse 2032'ye kadar. Yine bir şey değişmezse 2036'ya kadar. Yani her 4 yıl için 3 Galatasaray bir Trabzon şampiyonluğu bekliyorum ben. 9 yılda, pardon 12 yılda 2036'ya kadar 9 Galatasaray 3 Trabzon oluyor. Ya bunu böyle Galatasaray Amigos falan diye yorumluyorsanız kurban olayım, hem takibi bırakın hem de bir daha şey yapmayalım yani. Alakası olmayan bir şey bu. Ben taraf tutarak yorum yapmam. Yani tarafım yok zaten. Trabzon olur. Trabzon şampiyon olur da işte hoca değişikliği lazım. Geçiş oynamayı planlayan takımlarda bu kadar creator'a gerek olur mu? Olmaz. Ama geçiş oynamak ligin favorisinin yapacağı bir iş değil. Yani. Hani zaten Hollandalı hocalar creator falan tanımaz. Onlar direkt infiltrator sever. Top sürsün böyle. Onlar creator aramaz ama yani Beşiktaş kolay maçlarda çok zorlanır bu sene. Zor maçların hepsinde bence Beşiktaş taş gibi olacak bu sene. Acayip, hele şu kupa maçında, Süper Kupa maçı olsun, ne bileyim. Yani zor maçlarda bayağı bir favori bence Beşiktaş. İlk yarım saat gol yemezse karşı takımı valla paramparça edebilir yani. Hani favori olmadığı maçların favorisi Beşiktaş bence. Ama ligin 15.sine karşı bunlar creator değil, infiltrator olursa çok zor çalışıyor iş. Yani. Sen 11 kişi buraya yığılan bir takımı infiltratorlarla açamıyorsun. Creatorlarla açıyorsun. Yazdıklarınızı okuyorum da o yüzden şey yaptım. Geçen Apo Avcı ile foton düşmüştü. O zaman ne konuştunuz? Aa, dur bakayım. Nerede? Evet, Apo Hoca ile fotoğrafımız var da nereden bulacağız şimdi? Bakayım. Kaç yıl oldu ya? 10 yıl önce mi? 11 yıl önce. Aha işte. Burada fotoğraf Necefli maşrapa ile çekildi. Tost makinesi ile çekildi. Ya Can abim rahmetli oldu ya. Çok üzülüyorum. Allah rahmet eylesin. Çok severim. Abdullah Hoca ile takım arkadaşı Can abi. Balıkesir'in yetiştirdiği en saygın futbol insanlarından biri. Rahmetli oldu. Geçtiğimiz aylarda çok üzüldüm. Çok güzel adamdı yani. Çok severim. Rizespor'da beraber oynamışlar. Can abi ile Abdullah Hoca. Can abi Abdullah Hoca ile beni tanıştırmıştı. Sene 2014. 2 Temmuz 2014. O gün şeyi almışlardı ya. Onu sormuştu hoca bana. Slovenyalı bir oyuncu gelmişti. Neydi adı?
Hatırlarsınız siz ya. Cole Rotman. Rotman. Ha. Rotman gelmişti. Nasıl oyuncu falan demişti. Onunla ilgili konuşmuştuk. Ondan sonra. İyi anlaşmıştık bayağı hocayla ya. Şey değil. Çok mütevazi bir adam. Çok iyi bir insan yani. O gün çok böyle ya şaşırtmıştı be. Dışarıdan egolu gibi gözüküyor hoca ama o gün mesela şey demişti. Yani benimle aynı teknik direktörlük yeteneğine sahip insanlar şu an dördüncü ligde de hani hocalık yapıyor olabilir. Yani biz hani şansımız yaver gitti. Yani kimseden üstün olduğumu düşünmüyorum falan gibi şeyler söylemişti. Şaşırmıştım bayağı. Aşırı mütevazı gelmişti bana yani. Mesela o gün Digiturk'te şeyi vardı. Röportajı vardı. Biz geldik oraya, gittik. Eski tesisleri burası bir şeyin İBB'nin. Hoca dedi ya bir 45 dakika falan konuştuk. Gitti. Lütfen dönmeyin dedi Balıkesir'e. Biz Balıkesir'den geldik Can abi ben. Bir de Mesut abi vardı. Teknik direktör Mesut diye söz vardı. Gitmeyin dedi. Ben kısa tutacağım röportajı. Geri döneceğim dedi. Konuşalım dedi. Biz orada takıldık. Hakikaten hemen geldi hoca yani. Hiç bekletmedi bizi. Saatlerce konuştuk böyle. Bayağı iyi anlaşmıştık yani. Ben de Başakşehir'in scout'u olacağım diye düşünüyordum hakikaten. Olmadı sonra. Yani şey olmadı. Nihayete ermedi ama hiç kötü bir fikrim yok hoca ile ilgili. Çok güzel bir insan ama yani futbol anlayışını beğenmiyorum yani. Bu kısa futbolculara ya bu hocaya mahsus Abdullah Avcı'ya Abdullah Avcı olduğu için karşı değilim ya. Eğer değiştirdiyse bakış açısını hemen destekleyeyim. Çok iyi bir insan çünkü. Ama yani Fatih Terim Hoca, Okan Buruk, Abdullah Hoca bunların böyle kısa oyuncularla bir şey olabileceğine inanmaları taban tabana ters bana yani. Ben hiç hoşlanmıyorum. Yani çok yük oluyor bu. Türk kulüplerinin sırtına çok ciddi ekonomik yükler bindiriyor bu fanteziler diye düşünüyorum. Aykut Kocaman'la tanışmıyorum. Yok. Tanışmak isterdim ama. Takdir ettiğim bir teknik direktör çok. İşte teknik fiziği yener diye bir şey olmaması lazım. Yani nasıl diyeyim? Vallahi çok acayip şeyler söyleyesim geliyor. Hiç söylemeyeyim şimdi yani. Böyle bir şey yok ya. Önce fizik, sonra bakacağız teknik şeyleri ne durumda diye. Vitinha hakkında ne düşünüyorum? Vallahi iyi şeyler düşünmüyorum. Sanki yayının sonuna geldik arkadaşlar ya. Çok şey sorular bir tık irtifa kaybetti sanki. Daha cevval sorular vardı. Yarım saat öncesine kadar. En beğendiğim Türk hoca kim? En beğendiğim Türk hoca. İlhan Palut ve Çağdaş Atan'dan bayağı ümitliyim ya ikisinden. Ama tarihteki en başarılı Türk hoca kim diyorsan Fatih Terim. Yani bu şey değil. Yoruma açık bir şey değil bence. Ama bir de Şenol Güneş işte. Şenol Güneş de Fatih Terim inanılmaz başarılı. Mustafa Denizli de öyle. Ama umut vadeden İlhan Palut'la Çağdaş Atan bana göre. Fatih Tekke hakkında ne düşünüyorum? Fatih Hoca ile ben tanışmadım. Bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama geçinilmesi çok zor diyorlar. Yani herhangi bir geçimsiz birinin 100 katını düşün diyorlar. Yani eğer dedikleri doğruysa ki çok kişi aynı şeyi söylüyor. Hani zor. Ben severim geçimsiz insanları. Cem Dizdar'ı da çok seviyorum. Ben de çok kolay geçimli birisi değilim yani. Hani ben severim sıkıntılı insanları, zor insanları ama Tekke Hoca'nınki çok başka boyutta diyorlar. Bilmiyorum. Ben bunu doğrulayamam ya da yalanlayamam. İşte bildiğin gibi bir aksilik değil diyorlar yani. Yani onu onaylasan haklısın desen niye haklıyım gayet haksızım falan diye cevap verecek kadar şey diyorlar yani. Fazla her şeye hayır diye dönüyormuş yani. Haydi arkadaşlar yayının sonuna gelelim o zaman. Yaparız yine. Yani bilmiyorum ne zaman yaparız da.
Herhalde yaparız yakın bir zamanda bir daha. 2 saati devirdik zaten. Hadi herkese iyi geceler. Teşekkür ederim katıldığınız için. Benim için bayağı güzel bir şeydi. Yayın oldu. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Thank you.